Size evinizde yapabileceğiniz çok lezzetli soğuk kahve kokteyl tarifi vereceğim. Malzemeler çok basit. Ananas suyu, taze demlenmiş filtre kahve, birazcık tuz, birazcık esmer şeker, limon ve buz. Bunlarla beraber gelin lezzetli bir kokteyl yapalım. Çekirdek olarak bizim çekirdeğimiz Colombia Inga Ponte'yi demleyeceğim. Kayısı, bal, karamel tadı notalarına sahip tereyağımsı bir çekirdek. 15 gram çekirdek kullanıyorum ve 60'ta demleyeceğim. Filtre kağıdı olarak Kafek TH1 serisinden seçtim. İlk başta kahveyi demliyorum çünkü söylediğim gibi soğuk bir kokteyl yapacağız. Filtre kahveyi demledikten sonra birazcık soğumasını bekleyeceğim. 15 gram kahve çekirdeği kullanıyorum. 250 gram suyla beraber demleyeceğim. Fakat kahvenin tamamını kokteylde kullanmıyorum. Almak istediğim lezzet açısından bu ölçülerde demliyorum. Kahveyi demledik. Diğer malzemeleri hazırlamaya başlayalım. En son kahve soğuduktan sonra zaten buzla beraber shake edeceğiz. Ardından kullanacağız. Kahvemiz hazırlandı. Birazcık soğudu. Zaten soğutmak için buzla beraber shake edeceğiz. Bu arada ben buz kalıplarının içine ananas suyu doldurdum. Daha lezzetli olmamız için. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. İlk başta bardağımın ağzına limonla ıslatıyorum. Ardından hazırladığım tuz esmer şeker karışımına ağzını bulayacağım. Ama esmer şeker oranı çok az. Yani hissetmek istediğiniz tadın daha çok tuz olması gerekiyor. İçerisine bir tane limon atabilirsiniz. Şimdi kahveyi şekleyeceğiz. Dediğim gibi kalıpların içerisine ananas suyu da koydum. Hem buz var hem de ananas suyunu buz hale getirdim daha lezzet vermesi için. Bunun bir gramajı yok. Kullandığınız bardağa göre kendiniz oranını belirleyebilirsiniz. Kahvem soğudu. Buzla ve ananasla beraber soğuttum. Birazcık ananas suyu koyuyorum ilk başta. Yani benim koyduğum bardağın neredeyse yarısına kadar ananas suyu koydum. Üzerine shake ettiğim kahve ve buz karışımını koyacağım. Shake etmemdeki amaç hem kahveyi soğutmak hem de daha çok kremamsı bir yapı elde etmek. Zaten döktüğüm zaman anlayacaksınız. Kahve kokteylimiz hazır. Dediğim gibi çok basit malzemelerle yaptık ve çok hızlı yaptık. Kendinize veya misafiriniz geldiği zaman özel bir kahve yapmak istiyorsanız evde çok basitçe yapabileceğiniz bir kahve kokteyl. Bir tadına bakalım. Şimdiden afiyet olsun.